Merhabalar, düşük bütçeli Mage ile Draki Boss'ları nasıl kesilir onu göstermek istiyorum sizlere. Şu an bulunduğumuz Mage karakteri gayet düşük bütçeli bir karakter. Bolt takılara sahip görüldüğü üzere Bolt Kristal Öring nek Bolt farelerimiz var. Bir de Old Shio'larımız var. Bosslara geldiğimiz vakit bosslara kadar çıkmayı başarabiliyorsak eğer ki ben bu çarla 75 levelden itibaren bossları rahatlıkla kesmeye başladığımı söyleyebilirim. Bu Shio'ları sonradan edindim. Bunlar da MS'lerden çıktı. Yoksa pazardan almayı düşünmüyordum. Yoksa FR takıyla, Old FR ile gayet rahatlıkla kesilebiliyordu. Bunların çıkması bize kolaylık sağladı diyebilirim. Eğer almayı düşünüyor iseniz. Şöyle bir parça ronsumuz var. Günlük quest'ten çıkan. Diğer parçaları henüz çıkaramadım. Ve görev shell'leri gördüğünüz gibi. Ve artı 7 quest staffımız var. Şöyle old shield'ları takalım. Dediğim gibi kolaylık sağlıyor. Demecimiz artıyor. Boss'lara ice daha çok demec vuruyor. FR'ye kıyasla. Ama gene de FR ile de rahatlıkla kesilebiliyor. Onu söyleyebilirim. FR ağırlıkta oynayarak da boss'ları kesiyordum. Şimdi hızlıca boss'lara başlayalım. Şöyle ilk önce görüldüğü gibi bu skill düzeniyle başlıyorum ben. Sırasıyla vuruyorum. Alanla devam ediyorum. Zaten bu en kolay olanı en alt kattaki çıtır çerez diyebilirim. Görüldüğü gibi rahatlıkla ilk boss'u kesmiş olduk. Gene aynı şekilde alanla başlıyorum. Gerçi fark etmez. Ice skill'lerin hepsi yavaşlatıyor mu bu zaten? Tek dikkat etmeniz gereken şu skill. Öyle bir şey tespit ettim. O skill Ice'ını bozabiliyor. Şu görmüş olduğunuz. Hatta skilllerde de göstereyim. 70 skill'i. Ama MOBA en yüksek demeci vuran da o skill tabi. İkinci boss'u da kestik. Şöyle hayrına bir 5 ataydı bize de fena olmazdı. Bu boss'a geldiğimde kendime Fr basıyorum. Çünkü Nova atabiliyorlar kitledikleri zaman. Her ihtimale karşı kitlenmeyeyim diye. Bu skill'leri dizmemdeki esas amaç Bu skill'ler aynı zamanda gördüğünüz gibi zehirliyor mu bu? ekstradan damage kazanmış oluyoruz. Şöyle üçüncü boss'u da kestik. Yine aynı şekilde alanla başlıyoruz. Katlarda yükseldikçe mobların canı bossların canı artıyor Dolayısıyla daha uzun sürüyor kesmesi Fark ettiniz mi bilmem 70 skillini vurunca bir hızlanmaya başlıyor mob Özellikle bu mobu En üst kattaki ve kitlendik mi evet kitlendik zehir ölür mü? Zehri ölür mü? Öldü. Yani bir anlık dalgınlıkta da ölebiliyoruz bazen. Nadiren de olsa olabiliyor. Evet geldik en üst MOBA, Draki Errasaga. Magelerin korkulu rüyası. Bu arkadaş 2 saniyede 100 km hıza ulaşabilen hızlı bir boss olur kendileri. O yüzden bu arkadaşa şöyle Ice alan skinini attıktan sonra direkt koşmaya başlıyoruz. Ondan sonra akabinde full alan dönüyoruz bu MOBA. Şöyle sırasıyla. Neden diğer ice sikillerini kullanmadım sorarsanız eğer o skill'leri kullanınca skill'lerin cooldown'undan kaynaklı mob bana bir şekilde yetişiyor, kitliyor vesaire. Kesilebiliyoruz. En garanti yöntem ben bu şekilde buldum. Hasar yemeden bu şekilde keserek. Arada bir Fr70 skill'i vuruyorum. Ice'ı kesinlikle vurmuyorum çünkü mob dediğim gibi. Bunun öyle bir etkisi var. Boss'un Ice'ını çözmüş oluyor. Tekrarlayalım tekrardan. Şöyle bir 18 atalım. Şöyle şunu da vurduk muydu? Evet görüldüğü üzere bossları bu şekilde rahatlıkla kesebiliyoruz. Videonun başında bahsettiğim gibi şu itemlerle görüldüğü üzere yani şu parça olmasa bile sadece paper mesh de olabilir. Bir şey diyemem ama tek yiyebilir. Şu an benim kullandıklarım heal bonus basılı. Son olarak videoda eklemeyi unuttuğum bir kısım var. O kısmı da atlamayalım. O kısmı da sizlere aktarayım. Ben ilk buff npc'sinden bütün buffları alıyorum. Atak buffı dahil çünkü bunun çok büyük bir etkisi var vurduğunuz hasara iki katına çıkıyor diyebilirim. Neredeyse. Mecim vurmuş olduğu hasar ve ayrıyeten Sv'yi duratlıyorum. Yani muhakkak düşük level bir mecde bütün katları temizlemek istiyorsanız kesinlikle üzerinizde durat olması gerekiyor. En alt kattan buff'ınızı komple aldıktan sonra hepsi dahil olmak üzere bir daha gösteriyorum. En altta tıklıyoruz. Eğer üzerinizde victory amblem varsa free'ye tıklayabilirsiniz. O bitene kadar en azından bedava almış olursunuz buff'ınızı. Ben mecburen üzerimde olmadığı parayla alıyorum ve bu yaptığım masrafa değiyor bu arada. Onu da belirteyim. Bunu aldıktan sonra CV'yi hemen çiftliyorum ve son kata kadar hepsini bitirene kadar rahatlıkla yetiyor. Hatta zaman bile kalıyor diyebilirim. Bunu da dipnot olarak düşelim. İşine yarayan dostlarımız bir beğeni atarsa çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.